Selamlar. Bugün size en çok aldığım soru olan kroasanı nasıl yaptığın sorusuna yanıt vermek için bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu kroasan İsa'nın kroasanı. Yayınını izlerken logo bunu paylaştı ve ben de kendime uyguladım. Şu anda o videoyu bulamıyorum. O yüzden size de bir video çekmek istedim bunu göstermek için. İşte size İsa'nın kroasanı hemen ayarlarına geçelim. Ayarlar sekmesinden nişangah ayarlarına geliyoruz. Nişangahımız zaten burada görünüyor. Ben şu anda cam göbeği rengini kullanıyorum ya da beyazı kullanıyorum genel olarak. Ama siz isterseniz diğer renklerden de seçebilirsiniz kendinize göre. Ana çizgi kapalı, ana çizgi saydamlığı 0, ana çizgi kalınlığı 1, merkez nokta kapalı, merkez nokta saydamlığı 0, merkez nokta kalınlığı 1. Atış hatasında nişangahı soldur açık. İzleyen oyuncunun nişangahını göster. Bunu açık ya da kapalı yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İç çizgi saydamlığı 1. İç çizgi uzunluğu 2. İç çizgi kalınlığı 2. İç çizgi uzaklığı 1. Hareket hatası ve ateşleme hatasını ben kapalı olarak yaptım. Ama siz isterseniz yani bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Dış çizgilerde dış çizgi saydamlığı 1, dış çizgi uzunluğu 2, dış çizgi kalınlığı 10, dış çizgi uzaklığı 10, hareket hatası kapalı, ateşleme hatası kapalı. Dediğim gibi kroseri yapmak için gerekli olan şeyler rakamlar aslında. Diğerleri sizin inisiyatifinize kalmış olaylar. O yüzden ayarlarda eğer bu ayarları yaparsanız bu gördüğünüz kroseri sahip olabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda sizlerle diğer streamersların, Twitch yayıncılarının da crosshair'ini paylaşmayı düşünüyorum. En çok aranan bu olduğu için sadece İsa'nın crosshair'ini yaptım. Sonraki videolarda diğer yayıncıların da crosshair'ini görebilirsiniz. Bunun için takipte kalmak için abone olmayı, like atmayı ve videolarımı takipte kalmayı unutmayın. Easy go.